tembelliği yapacak mıyız? İkisini de üstad yapacak mıyız? O zaman da üstad yapacak. Böyle notalarda. Hiçbir zaman bunu değiştirmiyor. Eser çalarken de öyle yapacak tabii. Öyle mi? Buna üstad. İlerleyen zamanlarda 16, 38, bu kadar gelmiş o alışkanlıkta bunu da öyle yapmaya çalışıp yetiştiremezsiniz. Kesinlikle. Kur'an neydi? Böyle şunlar gibi oldum ve doldum uzun süreli notalara bol bol üstte. Notaların süresi daha azıcık durumlar çoğaltacak üstad. Bunlardan itibaren. Böyle. Bunlardan itibaren üstad. Kesinlikle. Yan yana gel. Mi 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 diye çalıyordun. Bu da öyle. Mi la re. Mi la re. Mi la re. Alt üst sıra. Karışık yok. Üçünün mi olduğunu düşünün tekrar. Mi 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 çalıyordun. Bu da aynı. Yeah.
4 geçiyoruz. Sayfa 19 alıştırma 4. Şimdi la re re'ye atlamış. La re re yine üst alt mızrakta. Ve öyle devam etmiş. İkincide ne var? Bir la 3 tane re. Üst alt, siz hiç bozmayın yeter. 1, 2, 3, 4. Avucunun hepsi, avucunun içinin hepsi.
sayfa 19, alıştırma 6. 3 madde. İlahi açık teller. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar
19. sayfanında çalıştığımız yere kadar 7. alıştırmayı çok dengeli bir zorlayan oydu. Yok ya. Hangi şeydi o? 12. alıştırmayı 19. sayfada en son satırsız zorla, o finaldir. Beraber çalıştıktan sonra başarıya ulaşabilirsiniz ama aranızda hırslı arkadaş varsa onu da yapar. Ne var ki? Mi, es, üst, boş. Bir dörtlük notayı çalar gibi. 12. alıştırmayı anlatıyorum. La, mi, es, la, re, la, re, la, re, re, la, mi, es. Hangi? 12'yi anlatıyorum. En son satır. Ben söyleyemem. Re, 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 la, 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 mi. Yani ya, isterseniz yaparsınız. Hırslandıktan sonra. 12. alıştırmayı anlatıyorum yine. 1, 2, 3, 4. ölçüdeki 4 tane kuyruklu nota olduğunu unutmayın. Ese bakmayın siz. O da onlar kadar bir zaman. Hani küçük sus var ya, küçük minik sus. Aynısı, 400 kardeş onlar, 400. Nasıl çalınır o? Re, la, mi, es. Artık mızrap gönlü yazmamışlar. Sen şaşırıyorsan al kalemi eline. Re'ye ok aşağıya, la'ya üstte, mi'ye alta, es'e de yukarı tık 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 boş. Re alta mı? Çalıyorum bak mızrabım. Re, la, mi, es. Re, la, mi, es. Dördüz kardeş dedim ya. Bir, iki, üç, dört. Ama dört boş atmışlar bana. Derdiniz, derdi değiştirirken, notayı değiştirirken ne olursa olsun üstten vurmak da önünü alttan vurmak zorunda. Tabii. Sekizlik notalarsa böyle kuruttuysan dört. Üst, alt, üst, alt. Üstten vurmayacağız. Bak demin örnek demişim. 11. alıştırmayı nasıl çalacağız? Hep üstten vurmayacağız. Hayır, mesela 12'nin 4. bölümü var ya. Evet. Orada şimdi re'yi üstten bulduk ya. La. La'yı alttan bulduk. Alttan. Mi. Re, la, mi üstten. Boşa yukarı es. Şu ya. Şu. Anladım. Şu. Şu. Şu es'e geliyor bak. Ne kadar kolay mı zaten? S, re, la, mi, es. 20. sayfa çevirin arkadaşlar, arkaya çevirin. 1. alıştırmayı da çalışın. 3. alıştırmayı da çalışın. Arka sayfası bak, arka sayfası. 20. 1 ve 3. Ha, 2'yi niye atladım derseniz, nokta yine kafanıza takılmasın diye ama mi de öğrendik onu nasıl çalacağınızı. Tabii tabii. Aynısı. Yani bu bilgide onu da çalışın. 20. 20'deki alıştırmaları anlatıyoruz. Bir yeri çalın. Onda problem yok. İkide de noktalı farkı var sadece. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Bak okuyorum ben iki. Re, re, re. Boş, boş. Mızrabım aşağıda kaldı. Yukarıya o kuyruk nota re. Re, boş, boş, re. Birinci ölçünün son iki notasını anlatıyorum. Nokta değil, önündeki kuyruklu, yarım buluş notayı anlatıyorum. Mi'lerde çalmıştınız siz onu ya. Şu, şu, şu. Yani, şu. Bir de önünde kuyruklu. Demin dersin başında da çalıştık. Mi'lerdeyken. Mi, boş, boş, mi yapmıştık. Bu da bir kısım. Re, boş, boş, re. La'da da aynı şey var. Aynı şey. Arkadaşlar aynı kurallar. Evet. Hiç kafanızı karıştırmayın. Evet. Süreler aynı. Notalar farklı olsa da. Mi'leri nasıl çaldıysanız tıpkısı. Şöyle bir hocam. Evet. 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 Biraz daha verin. Cesaret. Yeter bu kadar. Fazla. Ama ağırınıza giden ya da karmaşık olan dizileri zorlamayın kendinizi. Bu derste beraber, hocayla beraber dersinde ne yapmışsınız? Bunları çalışsanız da yeter. Tamam mı? Öyle yapalım. Öyle yapalım. Fazla karmaşık girmeyin. Ben endişem şu. Bilmediğiniz yok. Onlar da diyor ama uygulamada şimdi kendi kendine
de farklı düşünmeye çalışıyorsunuz, iz bırakır beyinde. Öyle şu. Halbuki ben diyorum problem yok bunun ama. Demin arkadaşım bazı şu, bunu neye karıştırdı bak, şununla karıştırdı. Ondan endişe ediyoruz. Dikkat edin, bu iki nota başka, bu iki bambaşka. Bu çabuk çalıyor. Bu çok geniş. Düşünsenize. Re, boş, boş, re. E bu ne? Re, re olur. Re çalsın. Re, re. Hemen biter. İkisinin benzerliği yok. Alakası bile yok. Nota değerleri belli oldu artık. Uzun notalar belli oldu. Re, re mi? Re, re mi? Re, re olabilir tabii canım. Re, re. Bu yani şu başa geçer, bu sona geçer. Re, re olur. Yani şöyle olur. Bak. Şu andaki re, re. Re, re değil mi o zaman? Bu kadar. Bak, re, re bu. Re, re. Bak uzun kısa. Re, re. Min mi dediğimiz gibi. Min mi. Aynısı. Re, re. Re, re. Re diye mahsus söylüyorum. Bilerek söylüyorum. Uzun. Re. Uzun sürsün diye. Re, re. Min mi diyorduk hani buna. Re, re. Tıpkısı. Re ise re diye okuyacağız tabii. Re, re. Ama şöyle de yazılabilir diyorum ben. Şöyle olursa. Re, re. Olur. Böyle kısa başta, uzun sona geçti. Re, re olabilir. La da olabilir bu. La, la, la olabilir. La, la olabilir bu. La, la. Baştakine, sondakine göre kıyaslayın. Uzunluğuna, kısalığına göre. Tabii aynı. Mi'leri unutmayın. Mi çalışmaları çok kısa. Onu kıyaslayıp anımsayın. Atlarınızı yapmayın. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Soracağım bir şey var. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi.